Sarmamız için öncelikle soğanlarımı şöyle 4 tane orta boy, biraz büyüğe yakın olmuş bir tanesi soğanım var. Bunları ben ronda ya da herhangi bir doğrayıcı kullanmıyorum. Eğer kullanacağınız doğrayıcı sulandırmıyorsa onları da çekebilirsiniz. Ben bu şekilde her zaman elimde doğruyorum. 3 kilo da yapsam, 5 kilo da yapsam bu şekilde elimde doğruyorum. Küp küp doğrayacağım. Şimdi soğanları doğradıktan sonra tekrar görüşeceğiz. Soğanları tenceremi aldım. Yağını ekledim, zeytinyağını. 1,5 çay bardağı kullanacağım ama şimdi 1 çay bardağını ekledim. Bu dönemin soğanları maalesef biraz bu şekilde şöyle saydamlaşıyor. Sanırım bunlar eski mahsul olduğu için. Nisan ayındayız. İnşallah yeni mahsul çıkınca daha lezzetli ve taze soğanlara kavuşuruz. Biraz tabii fiyatları maalesef geçen senelere göre pahalı ama buna da şükür diyoruz. Şöyle yarım çay bardağı zeytinyağımı da tekrardan tencereme alıyorum. Toplamda 1,5 çay bardağı zeytinyağı, 4 tane soğan tencerenin içinde. Şimdi soğanların güzelce kavrulmasını bekliyoruz. Soğanlarım kavrulurken ben de pirincimi yıkayacağım şimdi. Bu şekilde Osmancık pirinci kullanıyorum sarmada. Güzelce nişastası çıkana kadar yıkayıp 5 dakika kadar tuzlu suda bekletip süzüyorum. Sonra kullanıma hazır halde geliyor. Soğanlarım kavrulmaya yakın, bayağı bir kavruldu. Şöyle bir yemek kaşığı kadar domates salçasını ilave ediyorum. Domates salçasını önce ilave etmememin nedeni salçanın renginin kararmaması. Bu şekilde soğanlar kavrulmaya yakın ekliyorum her zaman. Biraz daha kavrulsun, sonra pirincini ilave edeceğiz. Pirincim hazır. Soğanlarım yeteri kadar kavruldu. Şimdi burada 3 çay bardağı kadar pirinç var. Bu ölçü bu soğana yeterli oluyor. Şöyle bu şekilde pirincimin üzerine alıyorum. Şöyle yüksek ateşte ocağın altını kısmadan birkaç tur karıştırıyorum. Soğan ve pirincim bu şekilde kavrulmaya devam ediyorlar. Ben şimdi şöyle yarım çay bardağından biraz fazla olacak şekilde su var elimde. Bunu güzelce üzerine döküyorum. Şimdi kapağını kapatıyorum. 1 dakika sonra ocağın altını kapatacağım. Şu kıvamdayken ocağın altını kapatıyoruz. Bu suyu tamamen çekecek. Ve bu hiç soğuyacak. Soğuduktan sonra yeşilliklerini ilave edip sarmamızı sarmaya başlayacağız. Sarma içimiz soğudu. Ben de şimdi yeşillikleri yıkadım. Bunları güzelce doğrayacağım. Burada birazcık maydanoz var, dereotu ve nane var. Ben birazcık fazla yapacağım için yeşillikler sizin gözünüze fazla gözükebilir. Birazcık daha az da kullanabilirsiniz. Şimdi bunları doğruyorum. Yeşilliklerimi sarma içine ilave ediyorum. Şimdi baharatlarını ilave edeceğiz. Şimdi baharatlarını ilave edelim. 2 tatlı kaşığı kadar kuru nane, 1,5 çay kaşığı karabiber ve tatlı toz kırmızı biber kullanıyorum. Bütün malzemeleri bilgi kutusuna yazacağım, ölçülerini. Oradan da bakabilirsiniz tarifi denerken. Şimdi bunu güzelce karıştıralım. Tuzunu da ekleyelim karıştırmadan önce. Yaprak, ben asma yaprağı kullanacağım, salamura. Onun da bir miktar tuz olacağı için şöyle 1,5 kaşık kadar tuz yeterli olacaktır. Çünkü yaprağın komple bütün tuzunu almıyorum. Birazcık dengeli oluyor bu şekilde. Bunu şimdi güzelce karıştıralım. Gelelim. Sarmamızı sarmaya başlayacağız. Ben şu sap kısımlarını bu şekilde makasla kesiyorum.
İçiniz çok güzel oldu. Şöyle içi de ara sıra ben böyle karıştırıyorum. Yağının eşit olarak karışması için. Her tarafına şimdi sarmaya başlayalım. Sarmalarımı sardım. Yaprakların sap kısımlarını tencerenin tabanına yerleştirdim. Üzerlerine şimdi sarmalarımı şöyle sırayla diziyorum. Sarmalarımı sardım. Şimdi sararken küçük gelen ya da böyle birazcık hani böyle yırtık olan yaprakları ya da çok büyük olan yaprakları böyle bu şekilde tencerenin üzerine hiç boşluk kalmayacak şekilde kapatıyorum. Bu şekilde üzerini yaprakla kapladım. Şimdi yeterli kadar su döküp ocağa koyacağım. Sarmalarımın üzerine şöyle bir tabak kapatıyorum. Ardından sıcak su dökeceğim. Suyun maalesef ölçüsü yok. Ben şöyle hafif yüzeye çıkacak kadar su ekliyorum. Hiç ölçmedim. Aslında her şeyi ölçüyorum. Bunu da ölçebilirdim ama hiç ölçmeye fırsat kalmıyor. Her seferinde hızlı hızlı hazırladığım için. Şu ölçü yeterlidir. Bakın şöyle hafiften yüzeyine çıkacak. Şimdi ben bunun altını önce yüksek ateşte açıyorum. Böyle fokur fokur kaynamaya başlayınca en kısa alıp 1 saat boyunca pişireceğim. Sarmalarım pişti. Şöyle 5-6 saat kadar dinlendirme fırsatım oldu. Eğer vaktiniz uzunsa yani dinlendirirseniz güzel olur 5-6 saat. Eğer kısıtlı vaktiniz varsa 2 saat kadar tencerede beklemesi yeterli. Ocağın altını kapattıktan sonra bu üzerine koymuş olduğum tabağı kaldırdım. Böyle pirinçlerin daha güzel şişip demlenmesi için bu güzel bir püf noktası. Bakın yüzeyine kapattığım yapraklar kararmış. Şimdi yaprakları açacağız. Ve bakın sarmalarım gayet güzel bir şekilde rengini hiç kaybetmeden duruyor oluyor gördüğünüz gibi. Bu püf noktasını sık sık paylaşıyorum sizlerle ama son bir kez bu şekilde video çekerek paylaşmak istedim. Şimdi servis tabağını alabiliriz. Bayram için, çocuklarınız için, komşularınız, akrabalarınız için ikram olarak hazırlamak isterseniz gerçekten tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Sipariş vermek isterseniz de bana Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Şimdiden hayırlı bayramlar.